geliyor, kurt geliyor. Bereketli haftaydı. Bir de şunu izleyelim, sonra da oyun geçelim hacı. Kelebek, altın kelebek ödülleri. Bu meseleden merhabalar. Altın Kelebek ödülleri, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği törenle sahiplerini direkt buldu. Yok muydu ya, tüm kategorilerdeki kazananlara geçmeden önce tüm oyun severleri yeni oyun kanalımız Bu Oyuna bekliyoruz. Birbirinden renkli oyun içeriklerimizi kaçırmamak için açıklama kısmındaki linke tıklayarak abone olun. Son olarak doğrudan satış sektöründe iş ortaklığı yaptığımız firmada bizimle birlikte çalışmak isterseniz size bir iş fırsatı sunuyoruz. Sözleşme gelmeyecek gibi. Bir dakika susun, burayı dikkatli dinleyeyim. Evet abla, dinliyorum. Siz eğitim ve danışmanlığımız için açıklama kısmındaki linke tıklayın. Sözü çok uzatmadan... Arkadaşlar işte Allah'a emanet olun. Ben galiba linke tıklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Asla unutmayın ama sizi sevdiğimi. Karşınızda bu seneki Altın Kelebek ödüllerinin tüm kazananları. İyi seyirler. Camdaki kız. Bunlar aday mı? Ha, aday. Bunlardan en iyi dizi. En iyi dizi kanka. Kameraya da nereye koyacağım ki amına koyayım ya burada? Aa, ben izledim Sadaka, sizi izledim de duy beni. Ha, ben hangisini izledim? Hiçbirini izlemedim dayı buranın. Teşkilatı ben mi izlemiştim? Memati falan vardı. Ben Yargıyı herkes çok övüyor. Yok, hiçbirini izlemedim. Hiçbirini bir izlemedim. Bakacağım. Evet. Hiçbirini izlemedim. En iyi internet dizisi. Yani gibi değil mi dayı? Pera Palas da güzeldi. Gibi ya galiba. Gibi gibi. Gibi yani bence. Ya. Aa, bu mu? Aa, hadi lan oradan. Gibi, hadi lan oradan. Hiç neyse, gibi. Neyse yorumsuzum. Hadi be. Oğlum gibi kazanmadı. Her yerde aynı bok var ya. Gibi başka bir alanda kazandı herhalde. Sakin ol, sakin ol. Oğlum Arte çok sinirlendi ya. Çok canım sıkıldı şu an. Alp iyi misin bu arada? Abi her yerde aynı şey var ya. Kanka iyi misin orada? İyiyim iyiyim, sorun yok, bir su içeyim. Sen yüzüne bir su çarp. Çalayım yiyelim. Ha. Bir de sen dildona otur kalk bir hemen. Hemen rahatla. Allah Allah. Şimdi daha iyi misin? Ne iyiyim iyiyim geçti. Ha, iyi bari ya. Abi aman. Abi bu Disney Plus sponsorlu olmuş hocam bu bence. Hani bence Disney Plus'a abi ödül verdik. Bu sene de Disney Plus başladığı için hani satın alın. Bravo diyorum sana. Doğru. En iyi kadın oyuncu. Yani Pınar Deniz Yargı. Pınar Deniz'in konuşmasını Twitter'da gördüm. Onu istiyorsanız bir üzerinden bir makara yapabilirim. Yani tam hatırlamıyorum ne demiş de. Dur sana dayı. Buradaki en iyi oyuncu kim sana göre? Bana göre en iyi oyuncu... Bak Yeşilçam dizisini izledim, evet. Çağatay Ulusoy çok iyi bir oyuncu bence. Ertan Şaban da... Saban mı? Ertan Saban. evet. Ertan Şaban Sunal. İyi oyuncu. Ertan Şaban Sunal. Erkan Petekkaya da iyi. Yok. Soyadını yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Sağ üstteki Burak Kut da bayağı. Ama adamı, sen bak, onu diyecektin değil mi? Evet, ben bunu diyecektim Burak kanka. Harbiden bak. Çok özür dilerim. Soyadını şaka olarak söylemedim. Ben şey oldum bir an. Şey zannettim. Şey diye okudum. Bence bu adam mesela çok yetenekli bir adam ya. Çok bence çok iyi aynı oyuncu yani. Aynı fikirdeyiz. Ben de kesinlikle. Ya, o buradaki oyuncuların oynadığı... hepsi okey. Hepsi çok iyidir. Evet, Erkan Petekkaya falan var abi. Hepsi okey ama mesela en iyi erkek oyuncu ödülünü alsa mesela Ertan abimiz, belki bir sonraki projelerinde daha da mesela onu ittirebilir yani bu durum. Aynen. Yargı zaten yargı almış. Silmiş süpürmüş. Plus... En iyi komedi işleri. Baba bak ben burada
Erşan Kuneri gibi Doğu'yu izledim. Bu üçünü izledim. Ve en iyi komedi de üçü de okey. Doğu hadi yani hadi final diyelim, Erşan Kuneri ile gibi diyelim. Doğu'ya da ben çok güldüm bu arada. Doğu dizisine de güldüm. Ya Erşan Kuneri'de de şimdi bak patladığım öyle yerler var ki amanım. Aklıma gelip gelip güldüğüm sahneler var ya şimdi. O da çok Gibi'de de var. Gibi'de de zaten Gibi'de öyle zaten. Yani mevzu zaten otomatik komik. Ama Erşan Kuneri'de de bak öyle noktalar vardı ki mesela, yani hala aklıma gelince güldüğüm yerler var biliyor musun? Ben burada ikisi de okey ya. Ama bence yine internet dizisine gibi alıp buraya da, gerçi komedi dizisi dendiği zaman orada bir başka bir rekabet var ya. Orada. Tabii canım. Erşan Kuneri'nin kaçak mal mıydı neydi o bölümü? O bölümüne çok patlamıştım ya. Çok patladım yani. Erşan Kuneri'yi bu kadar eleştirten şey oldu dayı. 1-2 bölüm dengesiz oldu ya. Diğer bölümler çok iyi. 1-2 bölüm durağan. İnsanlar o yüzden çok eleştirdi yani. Çok üstüne gitti. Ama inanılmaz izlenmiş. Abi şeye koptum ya. Bu polis olarak oynuyor ya. Malları topluyor falan filan. Orada diyor ki yani uyuşturucuları topluyor falan filan. Ama diyor bunu içmek zorundayız falan filan. Niye içmek zorundasın falan, işte bize diyor şeyi veriyor. İlham kaynağı oluyor falan filan. Ablacığım sen ne yapıyorsun diyor. Ne iş yapıyorsun? Ben diyor işte ressamım mı diyor. Orada bir şey yapıyor. Göster diyor bir resimleri falan, gösteriyor. Senin diyor bütün Kolombiya'yı içmen lazım diyor. Sen diyor bütün Kolombiya'yı içsen yine olmaz senden ablacığım. Oraya patladın mesela amına koyayım. Ama yok ya. Galiba gibi ya, evet. Gibi de çok. Çok okey yani. Çok komik. Durağan komedisi çok iyi Gibi'nin. Ya zaten bu ikisi arasında drama çıktı ya dayı. Kimdi? Zafer Algöz. Ya bence drama da gereksiz bir drama abi ya. Ne draması abi ya? Desteklemesi lazım abi. Bu zaten evet. Kaç tane? Kaç bak. En iyi komedisi bak kategorisi dolmamış bile amına koyayım yani. Bak anladın mı? Kere bu bile ya zaten bir mesaj yani. Buraya 3 tane daha yer var burada. Şuraya bir tane ben yazayım. Ha, birbirini Acun desteklemesi abi, gereken be. İşler yani. Harbi baba bir Exene bir Bluetooth'e bir şey yazdı amına koyayım. Disney Plus hadi be. Bir Exene şöyle güzel bir komedi bir şey yazdı. Ya en kötü film ya. Cehennemi be. HD değil mi? Hadi be dizi pal. Ya bu üçlü çok okey ya. Çok komik oğlum evet, ya. Evet. Bu üçlü birbirini inanılmaz iyi tamamlıyor. Favorin kim? Benim Ersoy ya dayı. Üçünde favorin kim? Kanka. Favorim. Senin Yılmaz mı? Bu sezon Yılmaz ya benim favorim. Ben Ersoy'a kopuyorum dayı. Sivri memur. Ya Ersoy'a bak çok patlıyorum. Bak çok patlıyorum Ersoy'a. Ama Feyyaz'ın o durağan komedisine de çok patlıyorum mesela. Tabii İlkan'ın zaten baba şimdi pasör gibi bir şey İlkan o dizide, anladın abi mı? Abi canım İlkan'sa hiçbir şey dönmez, hiçbir şarkı. Ya büyük bir pasör rolünde oynuyor yani benim gözümde. Feyyaz. Çok iyi ya. En iyi komedi. Ha. Burada hangisi biliyor musun dayı? En iyi komedi dizisi, en iyi komedi kadın oyuncu. Şu sağ alt. En sağ alt. Nilperi mi? Yo onun bir sağı. Güzel. Güzel şaka. Ben burada en iyi komedi dizisi kadın oyuncusunu ben çok güzel hareket ederken Metin Pırlız demek istiyorum. Çünkü burada bir isim belirtilmemiş. Yok yok. Bence Algı Eke, Ezgi Mola arasında kapışır. Yani bence komedi ya alet olmak da komedidir yani. O yüzden bu ikisi arasında kapışır gibi geliyor. Bu kadını da ben komik buluyorum.
komedisi erkek oyuncu. Ya fotoğraftan ilk kan dayı bu nasıl fotoğraf? Şinasi gibi ama. He? Fotoğraftan ilk kan dayı. Şinasi gibi abi. Şurada da Feyyaz var. Diğerleri kimmiş? Biraz daha öne atsana. Kanka. Bir şey söyleyeceğim. Burada Çağlar da Çağlar Çorumlu var ya. Evet, Çağlar Çorumlu bence de. Yani Feyyaz'la Çağlar Çorumlu arasında. Hani şöyle düşünülmüş olabilir. Ha yok. En iyi romantik aşk, mantık, intikam. Bunlardan hiç izlediğim var mı dayı komedi şeyden? Romantik komedi. Yok, hiç izlemedim. Ben de sıfır. En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu. İlayda Alişan. Ver baba, ver 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 ver. Burak Yörük ver abi. Kardeşim. Oy. Benim be, ödül almış lan. Burak kardeşimin de ödülünü kutluyoruz buradan. Hayırlı olsun. En iyi dizi çifti. Adaylara bakamadan veriyorlar amına koyayım. En iyi yönetmen. Christopher Nolan. Aynen. Ali Bilgin kardeşim. Değil mi? Aynen. Ali Bilgin. Bunun iyi para basmış. En iyi senaryo. Yine yargıdır ya herhalde. Ya bence Kulübün de güzel ki senaryosu. Kaçışın da güzel. Kulübün de güzel. Ama bence senaryo en farklısı da Gibi senaryosu yani bence. Yine Gibi yani burada da. Bence tabii ki bu. Aa, Gibi varmış galiba. Yargı. A Disney Plus. Lan bir çocuk vardı Çağrı, o büyüdü mü? Hangisi? Vardı ya bir tane. Yıllardır 11 yaşında bir çocuk. Ne zamanı diyor Osman Osman. Öyle bir geçer zamankideki mi? Ulan Osman bizim Osman'la biz şeyde tanıştık. PUBG. Büyümüş. Ay, büyümüş. Evet. Şeyde büyümüş, o kocaman büyümüş. Da yakışıklı bir çocuk olmuş Osman. Harbi mi? Evet Çağrı oğlum ya. Osman 1-2-3 lol işte oğlum. Hayır oğlum, o değil, mal mısın sen? Kocaman olmuş ya Osman. Aşağıdaki Osman. Bebek değil mi abi oğlum, nasıl? Neyine oy verecekler? Yani. Kuzey. Burada Kuzey çok iyi oynadı ya dayı. En iyi gündüz kuşağı programı. Bunu Deli Oğuz iyi bilir. Alişan ile hayata nasıl gülümseyim ha falan diyor. Ya, ya dayı. Allah Allah. Nasıl gülümseyim ya, bana bunun cevabını ver abi. İbo. Dışarı denkleri koyayım. Yanlı tatlı set. Yine Müge Anlı. Burada da Müge Anlı'nın ortada aynen. Müge Anlı. Kardeşim o Arlı'yla bacak omuzu kontentini sen kimseye bir yere anlatma. Onu biz yapalım seninle. Çağrı'yla 69 güne merhaba. Baylar bayanlar 69'lar yapıldı mı diye böyle ekranların önünüze geliyorum böyle. Evet, hadi hadi. En iyi erkek sunucu. Kenan İmirzalıoğlu bence dayı. Kenan İmirzalıoğlu. En iyi spor programı. Beyaz futbol. Baba burası, aa beyaz futbol yok. Spor programı spor diyor zaten. Değil ki çünkü o. Lan ayıp ha, beyaz futbol bayağı izleyicisi var. Çok iyi. Kim almış merak ettim. %100 futbol. Ya nasıl ya? Tamam abi, bunlar kim? Çok ciddi spor konuşuyor. Ondan. Master Chef.
Bence kelime oyunu abi. Ali İhsanmaloğlu'nda kelime ya. Oyunu. Bence ya. De ya. Yani kanka eskisi yenisi yok işte. Programın öyle bir özelliği var. Ne zaman çıksa işte sanki eski video zannediyorsun. Ama yok, yeni video aslında. Bak sana da öyle olmuyor mu? Harbiden öyle. Ben ne zaman kelime oyununa denk gelsem. Mesela bak ne zaman Ali İhsanmaloğlu'nun programına denk gelsem. Diyorum ki aa bu program lan ne güzeldi eskiden diyorum. Hep böyle bir eskiden sanki yayınlanıyormuşlar. Ama her izlediğimde mesela yepyeni bir bölümünü görüyorum. Mesela hiç aynı videoyu iki kere izlemedim. Size de oluyor mu? Adam yaşlanmıyor da. Abi programda böyle de bir şey hissiyat var yani. O yüzden ben kelime oyunu derdim ya. En iyi erkek şarkıcı. Aa. Oğuzhan Koç. Tarkan var. Murat Bulut. Ama all time değil ki dayı bu sene için. O zaman Ediz, Can Burak Bono, Bulut'un şarkıları Haber tutuyor. Matiz, evet. Burak Bulut, Buray. Hepsi bence. Hepsi Oğuzhan Koç, Ediz ama yani demiş ki. Çağrı Ergün. Bak burada da bir Çağrı Ergün boşluğu bırakmışlar. Evet. En iyi kadın şarkıcı. Bakın ya. Ya abi. Ya Sena Şener var ya. Orada ya. Melek Mosso var ya. Zeynep Hanım da okey. Cover. 30 bile olmadan cover geldi bile şu an. Ama şöyle. Tuz bile olmadan. Olmadan. Abi nasıl simge olmaz ya? Evet simge de varmış. Ama Zeynep Bastık da şimdi daha ne yapsın Maga demez misin yani Zeynep Bastık olsan? Daha ne yapayım? Orospu çocukları demez misin? Dünya Kupası'nda şarkı söyledi. Hani bu ödül de bana gelsin yani. Onu eleştirenlere böyle bir hitapta bulunabilir. Adamın kudu diyorsun sanki şu an. Hani cover bırakmadı piyasada çünkü. Aha. En iyi müzik grubu. Abi dursana. Kolpa. Son zamanlarda tam diyecek mi son zamanlarda bu? Aynen. Ama ben buraya hiçbir zaman son zamanlar olarak bakamayacağım için. Direkt Athena Mor ve Ötesi'nden birine verirdim. Diğerleri de çok okey. Ama burası. En iyi çıkış yapan isim. Güneş. 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 Evet, Güneş'ti. Abi. Ama yok bunlar da. Kim? Bunlar da. Ama sana inan elimi tut. Yok. Onlar bunlar mıydı? Kim bunlar ben bilmiyorum. Ya, belki bilirim. Her anın aklına kadar. O evet. O. Ha bunlar mı söylüyormuş? Gömlek giymemişler. Bir dakika kim var orada? Güneş ama ya. Güneş'in de evet. Bir parçaları şey ya. Efe Şov'un yeni konuğu bu arada bu. Doğru mu? Kanka. En iyi halk müziği kadın. Aha Şovi. En şey Türk varsam. Kadın tamam, baba tanıyorsun. Kim? Tamam. Şey varsam. Tamam sen. Aa Yağmur'un kankisi aldı. Tamam Şabide. Kanka sen ona Çavi diyorsun tamam. Sadece dostları Çavi der. Tamam tamam sen. Ha Yağmur o yüzden yakını diye Çavi dedi şey var. En iyi halk müzik erkek. Bilkancı. Kubat. Bilkancı. Kubat bir de Pokemon baba. Bir de Volkan Konak var. Ağrısı dinler. Volkan Konak da varmış. Kubat'ı ben çok seviyorum ya. Aha Cansever. En iyi fantezi müziği. Burada bak, Çağrı bilir ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Buradaki isimlerin hepsi kıyasıya bir mücadele var hepsi burada. Hepsi üst seviye. Uçak Andemir. Ebru Yaşar. Ebru Yaşar, Kalmam Remix. En iyi fantezi müziği erkek. Hakan Altun baba. Hakan Altun bence Cengiz Kurtoğlu. Aa. Nasıl ya? Yani son ses. En iyi şarkı. En iyi şarkı. Sefo alır burayı dayı bence. Arıyordum Edis salır. Sefo. Belle var. O da Sefo. Neredesin? Neredesin? Yani Zeynep Bastık aldıysa aranın alması lazım değil mi? Yılmaz abi nerede? Ha o şarkı bu. Neredesin? Yılmaz abi. Oradan hatırladım şarkıyı. Isabelle. Isabelle. Manşer. Abi. Bu arada size göre buradaki en güzel şarkı hangisi? Oğlum Sefo iki tane şarkısını sokmuş listeye. Net bilir o beni ya bence.
Biliro benden midem bulanıyor artık. Yeter adam, TikTok'ta çıkmasın ya. Baba, ne kustum ya Biliro benden. Herkes söylüyor. Bütün herkes söylüyor. Biliro benden. Ya o okey güzel şarkı ama bence en iyi neredesin en beğendiğim dayı? Şarkı yok. Edis. Gösteriyor sen de şu an. Orası sıfır. Duyuyor. Şu o an işte. Yeşil oldu. Ha, geldi. Geldi o zaman. Geldi, geldi. Geliyor gibi. Geliyor bu ne gibi abi aldı. Ya ne oluyor amına koyayım ya. Geldi bu geldi. Komple internetler gitti ya. Komple. Geldi. Server'da sorun vardır belki. Allah Allah. Yok benim direkt internetim gitti. Bir dakika. Çok fena paketi gösterdi ha. Ne paketini? Pop içini. Aa. Mami sen Real Mardin'de Şinasi açıklamasına niye siktir git dost yazdın? Öyle bir şey mi yazdın lan? Oğlum ne? Kulüp yok sayfada mami ya. Kulüp sayfasına niye siktir git dost yazdın baba ya? Dayı benim transfer daha açıklanmadı ya. Ben artık oyuncu gibi değilim şu an orada. İbrahim mami açıklasana orta sahaya. Açıklayacağım açıklayacağım. Bugün antrenmandan görüntüleri de atacağım. At at. Güzel ne bir zaman paylaş. Karşılaşma? Yarim yarim remix. Bu hafta Suriye maçımız var. Bugün antrenman vardı. Güzel geçti antrenman. 6-2 yendik hazırlık maçını. 6-2 aldık Şalke'yi. Hasan Paşa burada. F5 bas nasıl bastıysak 5K izleyici attı. Ben de basıyorum. Harbiden o niye öyle oldu? Bu kadar çok kişi F5'liyor ki. Anlık çıktı öyle. Çağrı abi yan daireye mi gitti modemi sormaya? Çağrı bir zeytinyağı tenekesi bıraktı bence. Savruldum savruldum saçlarım. Geldim geldim. Çiş molası verdim geldim. Niye kopuyor oğlum bu internete ne oluyor ya? Komple kötü benim direkt gitti internetim aynı anda. Bence Bilal Ancı'da olmalıymış evet en iyi şarkı kategorisinde. Buradan muhtemelen Isabel... alır. Isabel ya. Ama ben Edis derdim veya Emircan İrek derdim yani. Şu şey peki bir tek ben anlarım. Bence de bir tek ben anladım alacak. Bir tek ben anlarım. Oğlum açıklandı alacak diye bir şey mi var? Almış. Almış. Onların da klibi çok iyiydi ya. Garipti yani. En iyi influencer. Fırat abi. Hani ne oluyor ya? Heh varmış. En iyi influencer. Çözdük oğlum algoritmayı. Ha en iyi influencer. Harbiden ya adam çözdük diye diye harbiden abi, aldı. Abi Fırat Albayrak bu algoritmayı gerçekten bitirdi. Bak gerçekten bitirdi. Baba biliyor değil mi YouTube'u abi, yapay biliyor. Zekası o adam. Adam YouTube'un yapay zekasını çözmüş. Biliyor. Allah Allah. De ki bugün ben YouTube'a başlıyorum de tamam mı? Alo. Efendim Fırat. Şey efendim Alp. Sevgili Fırat bize bu YouTube'un taktiğini verir misin de? Verir. Kanalına ama ortak olur da verir. Artık bu saatten sonra anladın mı? Der ki senin kanalını ben açacağım. %50-50'yiz. Al kardeşim bunu bunu yap. Der. Adam bitirmiş abi. Algoritmanın içinden geçmiş yani herif. Bence de Ceyda Kasabalı tek başına almalıydı falan diyor. Bence Ceyda Kasabalı'yı bu ayrıyetten mesela Fırat artı Ceyda bir kategoride bir tane seçenek o. Bir tane de tek başına Ceyda Kasabalı. Ben bekliyordum burada mesela. Bir şey diyeyim mi? Benim tanıdığım... komik diyecektim onu koyayım. Benim tanıdığım en komik kadın Ceyda abla ya bence. Bak, bak net. Doğal komik. Net. Doğal komik ve hiç kasmıyor. Çok rahat bir insan. Çok iyi bir insan. Yani birebir de tanıdığım için konuşuyorum. Yani öyle... kasıntı bir influencer değil anlatabiliyor muyum? Samimi yani ekranın önüne ne kadar samimi görüyorsan arkasında da aynı samimiyette bir insan yani. Yani kameralar kapalıyken bu arkadaşlar bu işte şimdi şöyle söyleyeyim. Belki bir izleyici olarak bazen tam tespit yapmak zor oluyor bir izleyen gözünden. Gerçek kimliklerine dair.
Genellikle kameralar açıldığı zaman o samimiyeti belki hissettiğiniz insanlardan, belki kameralar kapandıktan sonra hissedemeyebilirsiniz normalde. Anladın mı? Ceyda'da hiç öyle bir şey yok. Orkun'da da yok. Tabii yanlış anlaşılmasın. Orkun'da da. Orkun tam bir iş adamı zaten. İş adamı kafasında yani. Orkun da çok iyi. Yeni video ne zaman ya abi? Direkt çözer mesela. Orkun yazdı bu arada. Orkun samimi değil. Yani ilk intibada belki evet öyle hissediyor olabilirsin. Ama mesela çok düşünceli bir insan olması samimiyetini orada belli ediyor. Düşünelim sen. Mesela biz çekime gidiyoruz. Mesela bizi çağırıyor. Gerçekten hani konuk olarak gidiyoruz mesela, anladın mı? Şeyin çok sürekli yani ben sizler için ne yapabilirim? Veya işte yemesi, kahvesi, bilmem nesi, her şey. Yani bu kadar düşünüyor ve şey yapıyor yani, anlatabiliyor muyum? Gerçek el insan olarak. Tutuyor, el üstünde yani. Tutuyor yani gerçek insan olarak. Yani arkadaşlık olarak. Çekim olmasa da öyle bu arada. Normalde de alo de. Aynı yani. Önemli olan bence kamera önü ve arkasında aynı olabilmek. Diğer isimleri tanımadığım için bir şey diyemiyorum yani burada. O yüzden Ceyda ve Fırat. Orkun evet, şakacı bir çocuk değil, komik değil öyle. En iyi magazin programı. Bakayım. Pazar sürprizi, yılların programı. Cumartesi sürprizi de var ama bak. İnşallah ha. Söylemezsem olmaz almamıştır ya. Söylemezsem olmaz deyip bütün her şeyi anlattılar ya bunlarda. Bunu da söyle, bunu söylemezsem. Oğlum bir 30 yıl önce falan bir magazin programı vardı. Tek 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 diye, o neydi? Tek tek. Show TV'de miydi? Cumartesi sürprizi. İşte cumartesi sürprizi. Helal. En iyi rap sanatçısı. Burası da zor bir kategori. Sagopa kanka. Sagon'un bakışları bir gördün mü kanka? Kafkef. Gördüm. Yapacağınız oylamayı şimdi. Ceza da tam tersi bak. Peki Ceza ile Sagopa'yı alt alta koymaları. Aa, o zaman buradan şunu mu anlıyoruz? Sefo birazcık daha Sagopa eğilimli. Başka kim kafasını sağ yapmış? En iyi rap sanatçısı. Sefo almış burayı. Myrtle da iyi. Myrtle kim? Myrtle mı? Buradaya değil. Myrtle. Sefo da iyi. Bence bu sene bu seçeneklerin arasında BG'de olabilirmiş bence. Sefo BG. İkisinden birisi. BG gibi geldi bana. En iyi dijital içerik. Aynı sinemalar. En iyi dijital içerik. Katman değil. Katman değil. Başka kim varmış burada? İstanbul hesabı Zeynep Bastık ve konukları. İbrahim Selim ile bu gece de bence okey, ama bu en iyi dijital içerik. Tabii konuşanlar varken konuşanlar evet. Alır. Ama mesela bak şuraya baktığın zaman ben bir akustik haneye üzüldüm mesela şu anda. Bu kategoride akustik hanenin harcanması. Ben çünkü açar dinlerim akustik haneyi, anladın mı? Mesela yani. Veya İbrahim Selim'i dinlerim ama konuşanlar burayı domine eder yani. Sanki birazcık daha bir komedi dalı. Evet, komedi içeriği. Ama gerçi komedi dijital içeriği de yok ki fazla ya. Aynen öyle. Aa, Oğuzhan Uğur'un programı yok. Oğlum daha Oğuzhan Uğur'un programı nerede abi? Yani Oğuzhan Uğur'un programı 3-5 gömlek üstte buradaki. Mevzular üstte. Yok oğlum burada. Evet. Abi bak. Bu olmadı işte. Aa, bir de kim yok? Kim? Akıllı Live nerede abi? Harbiden ya. Ben de diyorum bir şey abi eksik ya. Abi. Mert. Sana karşı ya. Piyasa bir ön yargılı mı bakıyor? Ne abi, sorun ne? Seninle olan bölümü gerçek bir meyhanede yapacağız ve o zaman herkes duyacak.
Dost. Oğlum ben şarap. Burada... Aa şarap gibi de yok. Mert gün saat versene rakı live'ın bu arada. Lıkır lıkır tekila. Cuma günü akşam 9'da diye hesap kitap yapıyoruz. Tüf ya benim Allah'ım çağır. Cuma komple günü akşam 9'da ben yogaya başlıyorum. Hayır kampa gidiyoruz. Ben yogaya başlayıp bütün elektrikleri kapatıyorum evimde oturacağım. Aynen. Elektriği keseceğiz komple. Aa Arjantin maçı var. Ulan helal olsun Mert, iyi denk getirdin. Ben 31 çekeceğim. Uğur bir farklı bir şey yap amına koyayım ya. Oyun severleri yeni oyun kanalımız bu oyuna bekliyoruz. Birbirinden renkli ya oyun içeriklerimiz. Ne oldu amına koyayım? Oyuna mı yapıyorduk abla? Ne oldu ya? PlayStation 2 oyunu gösteriyor baba ya. Doğrudan satıştık. Yok olur mu kanka? Hikayesi çok güzeldir oyunun. Hiç ya. Bak, olur mu? Sen anlamamışsındır hikayesi olur mu? Serüveni hazır mısın İbo? Ben onu amına koyayım. 3 sıra attım onu. Tweet attım amına koyayım. Kaç tane cümle yazdım orada. Onun hikayesi vardı. Ben sana sokmadım Kamil. Şaka yapıyorum ya. Geek. Bir bakış açısıyla yaklaştım oyuna. TBC 2K 5 TL göndermiş. Akustikhane deyince Zeynep Basık şakası sandım. Harbi akustikhane varmış. Vardı abi. Vardı. Ve dinliyordum öyle akustik. Ben mesela bir şarkıyı çok sevdiysem onun her türlü cover'ını dinlerim. De iş ortaklığı yaptığımız... Oyun vakti geldi ne izleyeceğiz? Oyun vakti geldi ne izleyeceğiz? Oyun oynamamam lazım. Firmada bizimle birlikte çalışmak isterseniz... Çağrı bugün sana bir korku saralım mı ya bir tane? Ne diyorum? Bir saatlik bir korku. Hacı! Hacı yapma korku Hacı! Vardı bir tane Japon oynamadık onu indirdik. Bethouse. Haydi korku. Haydi korku gecesi. Ya da şu İblis 2'ye bir tek at. İblis 2. İblis 2 sarmaz ya dayı. Yok Japon. Tamam, Bethouse akardı. Abi burada milletimizde bir oyun yapmış. Abi sen de korkuyorsun ama iblisten. Ne yapayım iblisten korkulur mu amına koyayım? Ne Hasan? Senin önünü amına koyup kesiyorlar. Sen normal insandan korkuyorsun. Ben iblisten korksam ne olacak? Hasan sen korku filmi izleyemiyorsun. Olabilir de. Bu ne demekti Yağmur? Hiç anlayamadık bak. Seni dün korku filmi izlemeye kodum. Davet edip yarıdan bıraktı. Altına mı işedi? Ne oldu amına koyayım? Ya, biz bir korku filmi izliyoruz. Çağrı başladık. Böyle izliyoruz ama Hasan kendi kendine böyle diyor. Discord'dan yok. Değil mi? Herkes kendi evinden izliyor. Discord'dan. Nasıl ha? Hayır. Hasan'ın taklidini yapıyorum ya. Neyse. Kaç kendi ya, taklidini tamam. Yapsana bir önce. Tamam bir şaka kendi molası var arkadaşlar. Hemen sonrasında hemen buradayız. Evet Yağmur'a bağlandım. Yağmur şakayı yap. Yok. Utandım. Yok ben bu şakayı almazsam bak ben bu şakayı almadan eğer şaka değildi ya Hasan'ın taklidini yapacaktım yap o zaman, ama ne kaçtı olursun. Yani şu an yapsam ha ne alaka falan olacak. Vallahi böyle. Olmayacak ya ne alaka. O zaman son petten gülme sesini hazırlar mısın? Tamam. Ne alaka? Hazırladım. Mesela. Ya biz işte açtık korku filmi izliyoruz Hasan kendi kendine şey yapıyordu yok ı-ı. Yok falan yaptı böyle. İki saniye sonra Discord'dan çıktı gitti direkt. Bir taklidini yapsana. Nasıl yapıyor? Yok. Olmaz. Aa. Yaptı. Abi kopsam ya. Yağmur çok özür diliyorum ya. Yağmur çok özür diliyorum. Yanlış tuşa basmışım ya. Ne? Ya Keloğlan. Keloğlan. Ya Mami işte. Sen bunları hazırdan mı bekletiyorsun be biraderim ya? Tabii abi dolu hepsi. Hadi dostum. Bir indir ya ben. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.